Herkese selamlar. Bugünkü videomuzun konusu sakız kabaklarında meyve budaması. Yaklaşık olarak bu bitkilerimizi 25 gün önce dikim yapmıştık. O zaman da söylemiştik, yaklaşık olarak 30 ila 35 gün sonra ilk meyveleri almayı düşünüyoruz diye. Havalar biraz serin gitse de şu anlık kabakların gelişimi çok iyi ve bunun yanında hasadımızı da yaklaşık olarak tam 30 ila 35. günde yapmaya başlayacağız. Şu an ilk meyveler yağmurlara denk geldiği için fazla büyümüyor. Bu yüzden bitkinin gelişmesi için ilk meyveleri her zamanki gibi kesiyoruz. Sosyal medya hesaplarımızda @gelecektarımlı olarak takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adreslerimizde her gün paylaşımlar yapıyoruz. Orada bir soru gelmişti. Hepsini kesinle görelim diye. Bu yaptığımız uygulama standart bir uygulama. Her zaman, her yıl yaptığımız değişmez bir uygulamadır. Zaten takip edenler bilir. Bizde olmazsa olmazlardır. Genelde şöyle bir durum oluyor. Şunları ben koparıyorum. Bunları çoğu kişi attığımız zannediyor. Atmıyoruz. Bunların kızartması çok çok güzel oluyor. Onu da şöyle göstereyim. Normalde şöyle kesersiniz. Bunu tam şöyle ortadan kesiyorsunuz. Kızarttığınız zaman çok lezzetli kabak elde ediyorsunuz. Hiç tadı kabağa da benzemiyor. Hiç yemeyenler bile bu kabağı kesinlikle o şekilde yiyebilir. Küçük oldukları zaman çok lezzetli oluyor. Normalde şöyle düz sıra gidiyoruz. Bu sene dikim yaptığımız toprak tam tavında olmadığı için hepsi aynı bir gelişim göstermedi. Onu da şöyle gösterebilirim. Şurada ceviz ağacı ve elma ağacı vardı. Zaten toprağından anlayabilirsiniz. Buradaki güneş görmeyen toprak, özellikle şurası ceviz altıydı. Orasının gelişimi azken şuraları oldukça gelişimi yüksek. Bu alanda herhangi bir gübreleme yapmıyoruz. Aynı marulda olduğu gibi. Bunu her videoda söylüyorum ama bu alanda 20 ton hayvan gübresi var. Bütün bahçeyi bu şekilde yapabilirsek hiçbir gübre maliyetimiz olmadan üretim yapabileceğiz. Büyük ihtimal bir sonraki hafta bunlarda gübreleme yapmayı düşünüyoruz. Organik gübre olarak Super Sol firmasının büyük ihtimal Super Green adlı ürününü kullanacağız. Şuradaki meyve ve şuradaki meyve kesiyoruz. Zaten kesilecek meyveyi anlarsınız. Normalde olan meyvelerden daha yamuktur. Tam düz değildir. Şurada mesela iki meyvemizi kestik. Üçüncüsünü de kesebiliriz. Belirli bir sınır yok. Her zaman bitkinin gelişimine bakarak karar verebilirsiniz. Şu an pazarda kilogram fiyatı 20 lira. Burada bulunan bir arkadaşımızın kabakları çıktı. Onlara satış yapıyoruz. O tünel sera yapmıştı üstlerine. Hani şu an yok satılan ürünler arasında diyebilirim. Çoğu üretici şu kabakların arasını sık yapar. Biz seyrek yapıyoruz. Bunun nedeni ise şuradaki bitki yaklaşık olarak 2 ay sonra buraya geliyor. Onu da belirteyim. Bu şekilde seyrek dikim yapıp hem hasadı kolaylaştırıyoruz hem de hasat süresini yaklaşık olarak 3 aya kadar taşıyabiliyoruz. Rengimiz çok çok iyi. Şurada zaten gördüğünüz gibi yamuk kopartıyoruz. Şunun gelişimi yamuk. Onu da kopartıyoruz. Bu şekilde herhangi bir zarara uğramazsınız. Aksine çok çok faydalı. Şu an bitki direkt bu meyveler çalıştığı için yorulabiliyor. Bu şekilde yaptığınız zaman direkt hem gövdesine hem de köküne çalışıyor. Bitkiyi yormadığınız sürece bitki her zaman size bakar. 5 lira kazanmaktansa bir bitkiyi 1,5 ay değil de 2,5 ay devam ettirip 15-20 lira kazanmak bana her zaman
daha mantıklı gelmiştir. Hem de bitki direnci yüksek olduğu için hastalıklara ve zararlılara karşı çok dirençli oluyor. Yani hiç riske girmeden bunları kopartın. Ticari veya hobiciler için fark etmez. Herkes için geçerli bir durumdur. Normalde bunları biraz daha erken kopartabilirdik. Şu an havalar yağışlı olduğu için de buradaki bitkilerde bir çapalama yaptık. Normalde bir çapalama daha yapmamız gerekiyordu. Her zaman yağmurdan sonra mutlaka bir kaymak tabakası oluşur. Yanılmıyorsam bu kaymak tabakası ile ilgili ikinci veya üçüncü videomuz. Bu sert tabakayı kırmadığınız zaman bitkinin kökleri hava almıyor. Hava almayınca da kök çürüklüğü kaçınılmaz. Tabii bizim toprağımız altı kum olduğu için fazla bir sıkıntı olmuyor. Uğur böceklerimiz de gezmeye başlamış. Büyük ihtimal yaprak böcek, yaprak bitleri gelmeye başladı. Böyle canlıların bahçede olması çok iyi. Direkt kontrol edip önlem alabiliyorsunuz. Bitkimizin köklerini de göstereyim. Bir önceki paylaşımda yaklaşık olarak 40 santim civarında köklerimiz vardı. Şurada köklerimiz gözükmeye başladı. Şu an zaten gördüğünüz gibi hiç sulama yapmadık biz bu bitkilerde. Yaklaşık olarak dediğim gibi 25 gün oldu. Şu toprak tabakasını görebilirsiniz. Hiç dağılmıyor bile. Yaklaşık olarak 1-2 hafta daha buradaki alanda sulama ve gübreleme yapmayız gibime geliyor. Sadece yapraktan 1-2 gübre verip işleme devam etmeyi düşünüyoruz. Büyük ihtimalle de havalar bu şekilde gidecek bu sene. Yağışlı ve nemli. Bugünkü uzun konusu bu şekildeydi. Aklınıza takılan soruları yazabilirsiniz. Vakit buldukça cevap yazmaya çalışıyorum. Şuradaki gibi küçük bitkileriniz varsa, yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Şuradaki mesela çok büyük. Şunlar çok ufak. Meyveyi büyütmeye çalışmış tamamen. Buradaki bütün meyveleri kopartıyoruz. Ki meyve değil de şuradaki çiçekleri de alabiliriz. Direkt gövdeye çalışsın. Bugünlük bu kadar. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.